Türk yurt dışındaki vatandaşları çok ciddi anlamda etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Şöyle ki 19 Temmuz'da bir torba yasa çıktı ve bu torba yasayla SSK'dan emeklilik imkanı yurt dışındakiler için kaldırıldı. Bu tarihe kadar nasıl bir sistem vardı? Şöyle ki Türkiye'de en son çalışma statüsü SSK olan SSK'ya borçlanabiliyordu. Bağkur olan Bağkur'a, emekli sandığı çalışması olan da emekli sandığına borçlanabiliyordu. Fakat en son çıkan torba yasa ile artık yurt dışındakiler için borçlanmaların en son hangi statüde çalıştığına bakılmaksızın, yurt dışında ne iş yaptıklarına bakılmaksızın sadece ve sadece Bağkur'dan borçlanılacağı noktasında bir düzenleme getirdiler. Ve bu düzenlemeyi yaparken birkaç tane önemli değişiklikle beraber getirdiler bunu. O değişikliklerden birincisi çok ciddi bir zam geldi. Şimdi biz her sene zam geliyordu. İnsan düşünebilir. Her sene bazen hatta senede iki kere geliyordu. 1 Temmuz ve 1 Ocak tarihlerinde zam geliyordu. Fakat bu çok farklı bir durum. Önceden gelen zamlar asgari ücret endeksliydi. Türkiye'de asgari ücret yükseltildikçe bu Türkiye'deki yurt dışındaki primler de yükseliyordu. Fakat bu yasa ile bir değişiklik yaptı meclis ve dedi ki bundan sonra yurt dışındakiler farklı bir tarifeden ödeyecek. Asgari ücrete endeksli olacak fakat bunun %32'si değil artık %45'i olacak. Bu da şu demek oluyor. Şu anda yani 1 Ağustos'tan itibaren Türkiye'dekiler borçlanma yaparken herhangi bir borçlanma, çünkü Türkiye'dekilerin de kendine ait, kendine has borçlanmaları var. Askerlik borçlanması var, doğum borçlanması var, doktorların tıpta geçen süreleri borçlanma hakkı var, avukatların avukatlık stajında geçen süreleri borçlanma hakkı var. Türkiye'dekiler 27 lira 27 kuruştan bunu öderken yurt dışındakilere bu 38 lira 38 kuruş yapıldı. Yani yurt dışındakilere özel bir tarife çıkarıldı. Sadece bununla da iş bitmiyor. Bir de borçlanmaların Bağkur'dan yapılıyor olması otomatikmen gün sayılarını yükseltti. Yani normalde SSK'dan bir kişi 3600 günde de emekli olma imkanına sahip iken artık Bağkur'da 9000 iş gününe veya 7200 iş gününe tabi bir durum haline geldi. Ve bu da çok ödeyerek az maaş almak anlamına geliyor. Ve bu çok ödeme durumu da gerçekten insanları çok fazla etkileyen ve insanların ödeyecek gücünü mümkün olduğunca azaltan bir statüye getiriyor. Yani şöyle bir örnek verirsek, yani önceden hani kısaca bir kişi 15-16 bin euroya 2300 TL aylık alıyorken şimdi bir erkek 56 bin euro, bir kadın da 46 bin euro ödeyerek bırakın 2300 TL almaları 1300 TL ancak alabilecek. Bu fark da zaten ne kadar önemli bir değişiklik olduğunu ve yurt dışındakileri için bu yasanın ne anlama geldiğini çok güzel ifade ediyor.